Yozgat'ın Akdağ Madeni ilçesi Kayakışla köyünde yaşayan bir vatandaşı telefonla arayan ve kendisini savcı olarak tanıtan EÖ, yaşlı adamın cinayet olayına karıştığını ve tüm mal varlığına el konulacağını söyleyerek evde bulunan altınları incelemek için sivil ekip göndereceğini söyledi. Allah razı olsun. Bugün seni üzdüler, dolandırıcılar altınlarını aldı. Allah razı olsun sizden. Senden de razı olsun. Biz de gece gündüz uğraştık, çalıştık. Şüpheliyi yakaladık. Allah razı olsun, ayağımıza sağlık. Allah senden de razı olsun. Eve gelen dolandırıcıya 3 cumhuriyet altınını veren yaşlı adam, dolandırıcının hal ve hareketlerinden şüphelenmesi üzerine dolandırıcıyı yakalayarak verdiği altınları tekrar almak istedi. Berat dayı, sen bu tür durumlarda tanımadığın biri aradığı zaman sen direkt jandarma ara, telefonu kapat, tamam mı? Tamam, olur. Tamam, Allah razı olsun. Bu esnada köydeki meşelik alana kaçan dolandırıcı kayıplara karıştı. Olayın üzerine FH 112 acil çağrı merkezini arayarak şikayetçi oldu. Akdağ Madeni Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde JASAT ve Akdağ Madeni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheli şahsı yakalamak için gece saatlerinde meşelik alanda çalışma başlattı. Yapılan aramada sonuç alamayan jandarma ekipleri Akdağ Madeni ilçe merkezinde bulunan ticari taksi sahipleriyle irtibata geçti. Şüpheli şahsın Alicik köy bölgesinde ticari taksi talebinde bulunduğunu öğrenen jandarma ekipleri harekete geçti. Altınları teslim etmek amacına geldik. Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun. Bizler sizin için varız. Taksi şoförüyle koordineli olarak hareket eden jandarma ekipleri şüpheli şahsı Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Yavu beldesinde yakaladı. Şahsın üst aramasında 3 adet Cumhuriyet altını ele geçirilirken Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüpheli şahıs gözaltına alındı. 16 ayrı suçtan sabıkası bulunan EÖ çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Akdağ Madeni kapalı cezaevine gönderildi. Biri saradı, savcıyım dedi, beni korkuttu. Ben de endişelendim, ben de korktum. Ben para verirsem cinayetten temizleneceğimi söyledi. Param yok da altınlarımı verdim. Sonra da jandarmayı aradım. Jandarma geldi, ekip geldi. Şahısı yakaladı, altınlarımı teslim etti. Vatandaşlara ileceğim kimse, savcı, hakim diye kimse kalmasın. Jandarma ekipleri ele geçirdiği 3 cumhuriyet altınını FH'ye teslim etti. Biz de altınları teslim etmek amacına geldik. Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun. Bizler sizin için varız. Canınız, malınız bize emanet. Allah razı olsun.